Herkese merhaba, ben Hakan Sağlıyorlu. Bugün Twitter'da gördüğüm bir olayı sizinle paylaşmak istedim. Şimdi Elif isimli bir tane kızımız depremzedeymiş ve depremde evleri çok ciddi hasar görmüş. Ve sonrasında bu yüzden kendisine üniversite öğrencisi olduğu için burs bağlanmış. Ve bir tane kuruluş buna burs bağladıktan sonra bu kızın yaptıklarını görünce bursu iptal etmiş. Sonrasında da bir tane hayırsever bir doktor demiş ki, ben sana burs bağlayayım. Sen de o burs karşılığında rahatça oku. Sonrasında bu kızımız şu şekilde kendini anlatıyor. Bu burs bağlayan doktor bursunu iptal etti. Ve şimdiye kadar verdiği paraları falan geri istiyor diyor. Ve sonrasında da ekliyor. İşte beni çok rencide etti, dolandırıcıymışım gibi lanse etti. Şu bu bir dünya şey söyledi diyor. Ve kızın profiline baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kızımız normalde kız diyor ki babam imamdı, köyde kendine ev yaptırıyordu falan ve normalde oturduğumuz ev depremde çok ciddi hasar aldı falan filan. Neyse kızımız neredeyse dünya turuna çıkmış. Viyana'ya gitmiş, Mekke'ye gitmiş, onun dışında ne yapmış? Avustralya'ya gitmiş falan filan ve bursu da bu yüzden kesilmiş. Demişler ki biz sana eğitim ihtiyaçlarını karşıla. Yani ihtiyacın olduğu için veriyoruz. Sen neredeyse dünya turu yapıyorsun. Yiyorsun, içiyorsun, geziyorsun, tozuyorsun. Sana bu yüzden bursu vermiyoruz deyip önceki kuruluş bursu iptal etmiş. Sonra da burs veren kadın bunu Instagram'dan takip ediyormuş ve Instagram'da paylaşımlarını görünce tekrardan demiş ki ben de sana verdiğim bursu kesiyorum. Hatta bugüne kadar aldığım paraları geri öde demiş. Kız da bununla ilgili paylaşımda bulunmuş. Sonrasında da ilk aldığı kuruluştan yetkili birisi böyle bayağı yazmış alta. Destan yazar gibi. Şimdi kızımız gerçekten yurt dışına gidebilecek kadar varlıklı ve diyor ki kendini savunuyor. Benim elime geçen parayı ben içki içmedim, kumar oynamadım, işte harama harcamadım, biriktirdim, biriktirerek gittim. Şimdi sormak istiyorum. Kim eline geçen parayı biriktirerek üniversite öğrencisi dünya turuna çıkabilir? Şimdi ben evliyim, karım var, iki çocuğum var, yetişkin bir insanım, üniversite okumuyorum, belirli bir gelire sahibim. Ben bile Ankara'da yaşadığım halde günübirlik bile Eskişehir'e, Konya'ya, ya da Ankara'nın farklı yerlerine gidemiyorum. Neden gidemiyorum? Çünkü çok ciddi para gerekiyor. Ama bu kızımız diyor ki işte elimdeki ufak paraları biriktirdim ve yurt dışına gittim. Yani bu bir bakıma imkansız. Yani kısaca şunu demek istiyor. Benim maddi durumum iyi ama ona rağmen bana para verin. Ve bu da ortaya çıkınca bunun kızın gezileri falan filan. Bu durum işte burslar iptal edilmiş. Ve doktor kadın da parasını geri istemiş. Şimdi diyorlar ki burs gerçekten ihtiyacı olana, bazı çocuklar var, günde bir öğün bile yemek yiyecek parayı bulamıyor falan, onlara verilir. Sen işte dünya turu yapıyorsun, geziyorsun, tozuyorsun, bu yüzden sana neden burs veriyoruz? Kız da şunu ima ediyor. Şimdi işte ben kendi paramı biriktirerek gittim buralara falan filan diyor. Ama tabii ki bu imkansız, yalan söylüyor. Yani babasının maddi durumu olduğu için gitti ya da farklı yerlerden artık paralar alıyor, bunu bilmiyorum, bu sebeple gitti. Mesela ben kendime örnek vereyim. Ben üniversite okurken paraya çok ihtiyacım vardı. Öğrenim kredisine başvurmuştum. Öğrenim kredisinin dışında babam bana harçlık veriyordu. Ona rağmen yetmiyordu. Part time çalışıyordum. Hatta yeri geliyordu, yetmiyordu. Ben o zamanlar bu sarhoşların parta bira içtiği depozitolu bira şişelerini topluyordum, onları satıyordum falan ve o şekilde hayatımı sürdürmeye çalışıyordum. Şimdi kıza bakıyoruz, gerçekten dünya turuna çıkmış ve diyor ki bursum kesildi ve bursunun kesilme sebebini de şöyle anlatıyor. Kendisi arkadaşlarıyla çok küçük bir miktar para harcayarak büyük adaya gitmiş. Sonra orada 60 liraya bisiklet kiralamış ve 60 liraya bisiklet kiraladığı için sadece bu 60 lira yüzünden, yani paranı çarçur ediyorsun gibisinden ima ediyor. Ay, kedi vardı.
Neyse paranı çarçur ediyorsun gibi ima ediyor. Ve diyor ki iki kedi kavga ediyor. Bu yüzden benim bursumu kestiler. Kendini acındırıyor falan. Şimdi bu kızımız kapalı, çok dindar. Her lafından birisi neredeyse dini kelime. Yani bu tarz dini kelimelerle başlatıyor. Dini kelimelerle olayı bitiriyor falan. Yani bu siyasal İslamcıların kullandığı 3 aşağı 5 yukarı aynı cümleleri kullanıyor. Yani şu anda haram para yiyor burslarla birlikte. Haram paranın dışında da bayağı bir kul hakkına geçmiş oluyor. Gerçekten ihtiyacı olanların önüne geçmiş oluyor. Ve onu da geçtim. Bu arada kediler kavga ediyor ara ara. Neyse. Şimdi onu da geçtim. Bu kızımız internette kendisine işte bu gezi fotoğraflarını falan paylaşıp, ha bu arada elimdeki sopayla oynuyorum. Gezilerdeki fotoğraflarını falan paylaşıp işte sen gerçekten hak etmiyor musun, şuymuşsun, buymuşsun diyenleri, gönüllü avukat buldum, onunla dava açacağım. Kazandığım tazminatları şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Saydırmış durmuş. Şimdi şunu öğreniyoruz buradan, yani buradan şu sonuç çıkıyor. Her acıyana inanmamak lazım. Bu bir. İkincisi, babasının ya da kardeşlerinin, akrabalarının mesleğini falan ele almadan mal varlığını, banka hesaplarını falan kontrol etmemiz lazım. Bunu da geçtim. Burs mu bağladık? Hemen yaşam tarzına bakıp işte neleri harcıyor falan. Ondan sonra duruma göre bursa devam edip ya da iptal etmeye ya da atıyorum KYK bile olsa, Kredi ve Yurtlar Kurumu, burs ya da kredi, bunu bile verip vermemesi gerektiğini otomatikman belirlemeli, araştırma yapmalı. Çünkü bakın, kız burs adı altında parayı cebe atıyor ve dünya turu yapabilecek yetiye sahip. Yani burs ne kadar? 750 lira diyelim. Ya ben bu 750 liraları biriktirerek 4 yıl boyunca biriktirsem, 4 yıllık eğitim hayatım boyunca, hadi 1 yılda hazırlık okudum 5 yıl, 1-2 yılda sınıfta kaldım diyelim 6-7 yıl. 6-7 yıl boyunca asla uçak parasını bile karşılayacak miktara denk gelmez bu. Çünkü bir yandan enflasyon var, bir yandan her şey zamlanıyor. Sadece ülkemizde de yok enflasyon, yurt dışında da var. Yani tamamıyla yalan söylüyor, gerçekleri yansıtmıyor. Ve internette de yorum yapanlara size dava açıp tazminat alacağız falan gibi şeyler yazıyor. Büyük bir cesaretle, özgüvenle. Neymiş? Babası imammış, imam maaşıymış. İmam maaşıyla köye ev yaptırıyormuş. Ya da müezzinmiş falan, böyle anlatıyor. Onun dışında ne diyordu başka? İşte babamın yeşil pasaportu var, onunla çıktım. Şu bu o sayıyor. Yani yalan. Herkese burs verirken direkt böyle yüzüne bakıp acınacak tip, işte ya da depremzede burs verelim falan, bunlar olmamalı. Yani hem kız bayağı bir ülkeyi gezmiş, hem de diyor ki halen bana 750 lira bursumu kestiler. Kendini acındırıyor falan. Hatta o kadar çok dini şeyler falan söylüyor ki, kelimeler aralarda. Kız muhtemelen bayağı bir yardımsever, hayırsever gibi kişilerden de ekstra burs bağlatır kendine. Muhtemelen, eminim. Bir 10 kişi bağlasa 750 lira verseler 7500 lira yapar. 1000 lira verseler 10.000 lira yapar. Yani havadan para. Ve bu kız yarın yine başka bir ülkeye gider. Sonra der, keriz parası yiyorum falan. Yani kısacası gerçekten eğitime kendini adamış insanlara para pul vermeliyiz. Mesela ben bugün kitap aldım. Kızıma da aldım, kendime de aldım, eşime de aldım. Ve ailece kitap okuyacağız. Şimdi benim bir kitap masrafım var. Ve ben öğrenci değilim. Öğrenciyken de zaten kitap alıyordum bol bol. Ama bu kız ne yapıyor? Kitap almıyor, defter almıyor, silgi almıyor, okulda yemek yemek için harcamıyor, yol parası, ulaşım için harcamıyor. Ve yurt dışına çıkarken ekstra diyor ki keriz parası yiyorum. Yani hiç mantıklı şeyler değil. Yani bu sebeplerle birisine burs verirken, kredi verirken, işe alırken falan çok dikkat etmeniz lazım. Kız kısacası siyasal İslamcıların cümlelerini kullanarak önce farklı bir kurumdan, sonrasında bir doktor kadından paraları cebe cukkalamış. Açıkçası bu. Ben ciddiyim. Üniversite okurken burs için başvurduğumda
Bana diyorlardı ki gencecik çocuksun, taşı sıksan suyunu çıkarırsın. Git part time çalış. Burs vermiyoruz kesinlikle diyorlardı. Ya da diyordu ki şehit ailesi misin? Yani ailende şehit birisi var mı? Şehit ailesi yakını mısın yani? Ama şey demiyorlar yani. Senin dayın şehit olmuş. Bu yüzden sana para verelim değil. İşte baban, abin, ablan gibi birisi şehit olursa o zaman diyorlar. İşte oturduğun ev kapıcı dairesi mi diyorlar. Ailendeki gelir asgari ücretin altında mı diyorlar falan filan. Bu gibi sebeplerle bana hiçbir şekilde burs vermemişlerdi. Hatta ben özel burs veren yerlere falan da açıkçası bu sebeplerle reddedileceğim için başvurmamıştım. Ve kredi almıştım. Krediyi de sonrasında faiziyle ödüyorum. Bu bir. İkincisi, bana paranın yetmeme sebeplerinden birisi neydi? Şimdi ben 2 yıllık üniversite okuduğum için düşük kredi alıyordum. Çoğu insana göre. Babamdan da düşük miktarda para alıyordum. Ayrıyeten de ara sıra part time çalışıyordum. Ve yetmeme sebepleri, ben devamlı kendimi geliştirmek için işte kitap okuyorum, dergi okuyorum, makale okuyorum, kütüphaneye gidiyorum, etkinliklere gidiyorum. Bir yerden bir yere gidince maalesef ki masraf oluyor. Onun dışında ben sinemaya gidiyordum, tiyatroya gidiyordum. Kendimi olabildiğince geliştirmeye çabalıyordum. Yani ve masrafım doğal olarak artıyordu. Nasıl söyleyeyim? Örnek veriyorum, susuyorsunuz. Günümüzü ele alalım. Bir su satın almak istiyorsunuz. İşte markete giriyorsunuz. Yanınızdan su götürseniz bile bazen yetmeyebiliyor. Su 10 lira. Yerine göre 15 lira. Sadece sudan bahsediyorum. Sonra yol parası harcıyorsunuz. Mesela Ankara'da ulaşım 25 lira. Git gel 50 lira yaptı. Bazen ikişer kere araca binmeniz lazım. 50 gidiş 50 geliş oluyor. Ondan sonra burada arkamda ters ışık olunca ben karanlığa düşüyorum. 50 gidiş 50 geliş 100 lira oldu işte. 25-25 50, 50 de geliş 100. 10'da su aldınız ya da 15 su aldınız 115. Acıktınız, yemek yemeniz lazım. En kötü döner bile olmuş 600 lira. Bu durumda ne oldu? 715 lira zarara girdiniz. Günümüzden bahsediyorum sadece. Bir yere gittiniz ve acıktınız, yemek yediniz, susadınız, su aldınız. İkişer kere ulaşıma harcadınız. İşte bu kadar para gitti. Bir kere ulaşıma harcadınız diyelim. 100 lira yerine 50 lira gidiyor. Yani ben hep böyle kendimi geliştiriyordum ve hiçbir zaman da dilenci gibi birilerinden para falan dilenmedim. Ve hep kendim çalışarak falan filan elde etmeye çabaladım. Bu kızımız ise kendi çalışmıyor, siyasal İslamcıların cümlelerini kullanarak siyasi kelimeler kullanıyor. Yani siyasi değil, pardon, dini kelimeler kullanıyor. Dini kelimeler konuşmasının arasına ekliyor. Konuşmasını dini kelimelerle bitiriyor. Ve bu sayede kapalı, depremzede, kapalı bir kız, depremzede, masumane, dindar falan, biz buna burs verelim diyorlar. Ve sonuç, kız o paralarla dünya turuna çıkıyor. Hatta bir ülkeye iki kere gitmiş. Allah'ın hakkı üçtür. Ben üçüncüye de gelmek istiyorum falan diyor. Ve bu gibi bir dünya şeyi var kızın. Yani ben ciddi söylüyorum. Bakın şu an evliyim. Çocuklarım var, eşim var. Onu geçtim. Desem ki hadi Konya'ya gidiyoruz günübirlik. Mevlana'yı ziyaret edeceğiz. Onda bile su masrafı, yemek masrafı, ulaşım masrafı çok ciddi para çıkar. Ben hatta derim bir 8 ay, 10 ay para biriktirelim. Ondan sonra gidelim. Ama kız ne yapıyor? Yalan söylüyor. Burs'tan aldığı parayı biriktirmiş, ailesinin verdiği parayı biriktirmiş, yurt dışına gitmiş falan. Hikaye. Kim üniversite öğrencisiyken bu kadar para biriktirerek Mekke'ye gidebilir, Avustralya'ya gidebilir, Viyana'ya gidebilir falan filan? İmkansız, kimse gidemez. Ya uçak biletini karşılayamazsın sadece. Ve bu kız işte internetteki negatif yorumlarda dava açıp tazminat alacağım, çatır çatır yiyeceğim. Sonra vazgeçmiş, bilmem ne kurumuna, ilk burs veren kuruma bağışlayacağım falan. Böyle paylaşımlar yapmış. Şimdi kızın fotoğrafını paylaşmıyorum. Sadece isim söyledim, soyadını söylemedim. Hiçbir Twitter, Instagram, Carchurt hesabını söylemedim.
burs verenleri söylemedim. Sadece kadının mesleğini söyledim doktor olarak. Araya hiçbir fotoğraf, görsel, yazı, not hiçbir şey eklemiyorum. Ve doğal olarak kız bana dava açamaz. Benim şu an amacım bu kızın yaptıklarını size söylemek ve sizin de yani birisine yardımda bulunurken, en basiti bir dilenciye bile para verirken 40 kere düşünmenizi sağlamak için ben bu videoyu çekiyorum. Yani bir belge paylaşmadığım için bana hiç kimse şu an dava açamaz. Zaten kızın da muhtemelen paylaşımı dava açayım, para kazanayım, bu şekilde ilerleyeyim falan gibi. Yani bu kız, ciddi söylüyorum, yarın zengin olur. Bir partinin gençlik kollarına işe girer ve gençlik kollarına işe girdikten sonra bu siyasal İslam'daki gibi dini kelimeler kullanarak o devleti soyar bitirir. Yarın bu milletvekili de olur, bakan da olur, çok iyi bir yere işe de girer. Yani her bok olur bu kızdan. Çünkü ağzı iyi laf yapıyor. Neyse, bu video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizi de paylaşmayı unutmayın. Ekstradan dileyenler teşekkürler butonuyla destekte de bulunabilir. Ve birbirinden harika videolarım var. Lütfen onlara göz atmayı unutmayın. Ve ben böyle gündemden ara sıra videolarda paylaşıyor olacağım. Şimdilik video bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.